شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وشاب نشأ في عبادة ربه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Aziz ve muhterem Müslümanlar, gençlerimiz en büyük imkan ve zenginliğimizdir. Gençlik, insan ömrünün baharıdır. Hayallerin ve fikirlerin yeşerip geliştiği, güç ve heyecanın zirvede olduğu dönemdir. Gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde pişmanlıkla aldanılan yıllara dönüşecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini biliniz uyarısında bulunur. Sevgili Peygamberimizin müjdesine göre Allah'a kulluk bilinciyle yetişen genç hiçbir gölgenin bulunmadığı o dehşetli kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesi altında korunacaktır. Sevgili genç kardeşim, sen şimdi hayatının en kıymetli anındasın. Aziz milletimizin ve insanlığın umudusun. Zira sen Hazreti İbrahim'in tevhid mücadelesini, Hazreti İsmail'in teslimiyeti, Hazreti Yusuf'un iffeti, Ashab-ı Kehf'in samimiyeti ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın hak davasını kuşandığı çağdasın. Hazreti Asiye'nin imanını, Hazreti Meryem'in ahlakını, Hazreti Hatice'nin cesaretini, Hazreti Ayşe'nin ilim aşkını, Hazreti Fatıma'nın dürüstlüğünü gönlüne nakşedecek yaştasın. Genç kardeşim, sen bu topraklarda imanından aldığın güç ve vatanına olan sevdan ile yürüdüğünde Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtın. İstanbul'u fethedip Resul-ü Zişan Efendimizin
Konstantiniyye muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onun askeri ne güzel askerdir. Müjdesine nail oldun. Çanakkale'yi geçilmez kılıp İstiklal mücadelesinde 7 düvele karşı koydun. 15 Temmuz'da devletimizin bekası ve milletimizin selameti için canından, cananından geçtin ama vatanını hainlere, işgalcilere teslim etmedin. Aziz kardeşlerim, gençlerimiz istikbalimizdir, umudumuzdur. Bizi güçlü kılan en büyük imkan ve zenginliğimizdir. Her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir. İlgiyi, iyiliği, desteği ve sevgiyi hak etmektedir. Onların insanlığa faydalı, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetişmeleri için hep birlikte gayret gösterelim. İlkokuldan itibaren 26 milyon öğrencimiz var sadece ülkemizde. Bu ne büyük bir zenginliktir elhamdülillah. Onları ilim, irfan, bilgi, hikmet, edep ve sanat ile donatmak için hep birlikte gayret edelim. Kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız olarak en büyük yatırımı gençlerimize yönelik yapmalı ve onların bu özelliklere sahip yetişmeleri için daha çok çalışmalıyız. 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olmasını da fırsat bilerek, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda, ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Mısralarıyla coşsun gençlerimiz, çocuklarımız ve onları bağrımıza basalım aziz kardeşlerim. İstiklal Marşı'nda geçen ifadeler ne kadar önemli. Alsancağa, şanlı hilale sahip çıkan, hakka tapan, iman dolu göğsü gibi serhaddi olan, bastığı yerlerde binlerce kefensiz yatan şehitlerin olduğunu bilerek yürüyen ve onlardan helallik isteyen bir gençlik bizim en büyük hazinemiz olacaktır. Eğer böyle bir niyet ve samimiyetle çalışırsak, Yüce Rabbimiz karşılığını bize mutlaka verecektir. Ayeti kerimede vaat ediyor. Estaizu billah ve elleyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu sevfe yura. İnsana ancak çalışmasının karşılığı vardır ve çalışmasının karşılığını muhakkak görecektir. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema galallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ gure'el gur'an festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. İnne d-dîne indallâhil İslam. Sadakallâhul azîm.
Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi hamdel kamiline ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Tazimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekhameti şe'ni şerefi safiyyih. Fekale azze ve celle min gailin muhbiran ve amira. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiy. Ya eyyühellezine âmenü sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammed. Kemâ salleyte ala İbrahim ve ala âli İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala âli Muhammed. Kemâ barakte ala İbrahim ve ala âli İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme ansur el-İslâme vel-Müslimîn. Allahümme ansur men nasara'd-dîn. Vaktül men hazelel-Müslimîn. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Müslümanlara yardım edenlere yardım eyle. Onlara tuzak kurmak isteyenlerin tuzaklarını başlarına makus eyle. Ya Rab bizi dünyada da ahirette de iyilerden eyle. Ya Rab bizi, annemizi, babamızı, bütün geçmişlerimizi rahmetinle, merhametinle bizlere muamele eyle Allah'ım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İnna Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bagri ya'izukum leallekum tezekkerun. Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Her türlü kötülükten, münkerden, fenalıktan, haksızlıktan, zulümden men eder. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.